Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle Kur'an ve İslam programımızın 297.sini yapacağız bugün. Bu sohbetimiz Neml suresine giriş olacaktır. Neml suresi iniş sırasına göre 48. sırada indiği kabul edilen bir suredir. Adını da 18. ayette geçen Neml sözcüğünden alır. Neml karınca demektir. Yani surenin Türkçe adı Karınca Suresi demektir. İleride o karınca vadisi gibi konular gelecek, ayetler gelecek. Orada onlardan da bahsedeceğiz. Ayrıca bu sureye Süleyman Suresi de denir. Sebebi bu surenin bir bölümünde ağırlık Süleyman peygamberdir. Onun yaşadıklarıdır. Onun için Süleyman peygamber adı da verilmiş. Bu ara şunu da hatırlatayım. Surelere ad Allah tarafından verilmiş değil. Bunlar kullar tarafından, Mus'haf'ı tertip eden kişiler tarafından verilmiş isimlerdir. Onu da burada belirtmiş olayım. Bir diğer özellik dikkat çeken şudur ki, biliyorsunuz bundan evvel iniş sırasına göre Şuara suresi vardı. Şimdi de Neml suresi geldi. Enteresandır ki resmi Mus'haf'ta da Neml suresi Şuara suresinden sonra gelmektedir. Bu surenin içerisinde mahşere ait, kıyametin kopuşuna ait sahneler ve bilgiler var. Duyarsız, inkarcı, yalanlayıcı toplumlara uyarılar var. Yine Musa peygamber, Süleyman, Salih ve Lut peygamberle ilgili bilgiler var. Ama surenin esas konusu Kur'an'dır. Bu surede yine Şuara suresi gibi Kur'an'la başlar, Kur'an'la biter. Şimdi bunları size takdim edeceğim. 1 ila 3. ayetler. Ta, Sin. Bunlar salatı ikame eden, zekatı, iman vergisini veren ve ahirete de kesin olarak inanan kişilerin ta kendileri olan müminler için doğru yol rehberi ve müjdeci olmak üzere Kur'an'ın ve apaçık açıklayıcı bir kitabın ayetleridir. Yani şimdi burada bu ayete baktığımız zaman iki şey dikkat çekmekte. Birincisi başında yine kesik harfler var, iki tane. T harfi, sin harfi. Bunları biz okurken ta sin diye okuyoruz. Bunlar biliyorsunuz kesik harf, bağlantısız harf, bir anlamı yok. Bunlar daha önce de belirttiğim gibi çok kez kesik harfler Kur'an indiği dönemde Arap toplumunda rakamlar söz konusu değildi. Onlar rakam yerine okuma harfleri olan, okuma yazma harfleri olan Elif, B, T, S gibi harfleri rakam olarak kullanır ve bunlara da ebced hesabı derlerdi. Buna göre de ta harfi 9'u sin harfi de 60'ı simgeler rakam olarak. Ama bunları rakam olarak ele alırsak ne anlama geldiğini, neyi kastettiğini kesin olarak tespit edebilmiş değiliz. Şimdi bunların genellikle uyarı harfleri, dikkat çekici harfler. Yani bu ses verildikten sonra hani bazı anons sözcükleri var ya, hani alo alo falan gibi. Ondan sonra millete alo alo dersin. Herkes acaba ne denilecekti, neyin duyurusu yapılacaktı diye bir kulak verir. Bu da bu harflerle bir dikkat çekip bundan sonraki açıklamalara dikkat çekilmiş olabilir. Ama bunlar net olarak daha tespit edilmiş değil. Arap literatüründe de böyle şeyler vardır. Tamam, yine her surenin başında, çoğu surenin başında olduğundan kesik harfler, bu kadar bilgileri size takdim ediyordum.
Bundan sonraki esas işaret edilen noktaya gelelim. Cenab-ı Hak bunlar dedi, bir ayetleri gösterdi ki bunlar hem geçmiş ayetler hem de gelecek bundan sonraki anlatılacak ayetler olur. Bunlar şimdi salatı ikame eden bir zekatı yani iman vergisini veren ahirete de kesin olarak inanan kişilerin ta kendileri olan müminler için doğru yol gösterir, doğru yol rehberi ve müjdeci olmak üzere Kur'an'ın ve apaçık açıklayıcı bir kitabın ayetleridir diyor. Şimdi burada yine Kur'an'a vurgu vuruldu. Kur'an'ın bazı özellikleri. O nedir? Kur'an açık bir kitaptır. Açıklayıcı bir kitaptır. Onun için Kur'an'ı yalın olarak anlamak, başkasının fikirlerini katmadan anlamak gerekir. Ve özellikle de yapılmış olan hani meallerdeki o çarpıtmalar var ya, yani Müslümanlar hangi mealden okursa okusun, o kitabı eline aldığı zaman o meali yapan adamların, o tefsiri yazan adamların açtığı parantezleri bir silmeleri lazım. Çünkü onlar anlamı başka noktalara kaydırmaktalar. Kendi fikirlerini Allah'ın beyanı gibi açıklamaktadırlar. Bu bir. Burada müminleri özetlerken ve ta kendileridir dediği zaman burada müminleri daima üç tane sıfat verdi burada. Ahiret inancı sıfatı var. Zekat verme sıfatı var. Salihatı işlemekinin içerisinde burada salatı ikame eden. Evet, salatı ikame eden ifadesi var. Şimdi böylece burada müminin olmazsa olmazına, dinin temel noktalarına değindi. Ahiret inancı, salihat işleme ve zekat. Zekat vermem. Şimdi burada bir noktayı daha ben size açıklayayım. Şimdiye kadar biliyorsunuz ta 47 sure işledik. Bu 48. sure. Şimdiye kadar hiç zekat sözü geçmemişti. Bu nüzul sırasına göre Mekki surelerin içerisindeki geçen İlk zekat sözcüğüdür. İlk zekat verme, ihtâ-ü zekat diye ihtâ sözcüğüyle gelmekte, zekat vermekten bahsetti. Şimdi bazıları bunu, buradaki zekatı, zekat Medine'deki ayetlerde indi, Mekke'de inmedi. Dolayısıyla buradaki bildiğimiz zekat, iman vergisi ayetindeki zekat değil de, bu da insanın kendisini temizlemesi anlamındadır gibi sözcük anlamına çekmeye çalıştılar. Halbuki dikkat çeken bir şey vardır. Kök aynı olmasına rağmen yani nefis temizliğiyle zekat sözcüğü aynı kökten, aynı harflerden oluşmasına rağmen burada zekat hem marife hem de verme sözcüğüyle birlikte geldi. Diğer insanın kendisini temizlemesi anlamındaki tezkiyelerde ise ita yani verme sözcüğü bulunmamaktadır. O fiilsiz olarak gelir. Bunları da burada hani belirtmiş olayım. Şimdi burada diğer bir nokta, Kur'an'ın müminler için kılavuz ve müjdeci olduğu. Şimdi Kur'an aslında daha önce özellikle Ramazan konularını falan işlerken Kur'an'ın tüm insanlık için rehber olduğunu konu ediyorduk. Buradaki vurgu ise müminlere doğru yol gösterici ve müjdeci olduğunu ifade ediyor. Burada bunun anlamı şu, Kur'an bütün insanlığa rehber olmasına rağmen buradaki gelen ifade bir de Kur'an'ın tüm insanlara değil de sadece müminlere müjdeci olması yönüyle olduğundan dolayı, ikisi beraber geldiğinden dolayı müminler üzerinde vurgu yapılmıştır. Şimdi şöyle, bunun bir başka açısı da, ancak Kur'an herkese rehber ama
bu rehberden sadece müttakiler, müminler istifade ettiği için bu vurgu yapılmıştır. Bunu başka Kur'an ayetlerinden daha açık göreceğiz. Mesela Nisa suresinin 175. ayetinde artık Allah'a inanan ve apaçık ışığa sımsıkı sarılan kimseler, Allah onları kendisinden bir rahmete ve fazladan bir armağan olarak bol nimete sokacak ve dosdoğru yol olarak kendisine kılavuzlayacaktır. Burada da işte dediğim gibi istifade etme yönü müminler için olduğundan yine burada müminlerin üzerinde duruldu. Naziat suresinin 45. ayetinde sen ancak kıyametin kopuş zamanına saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kişileri uyarıcısın diye peygamber aslında tüm insanlığı uyarmasına rağmen burada bir tahsis yani özelleştirme konusudur ki bu istifade edecek kişileri kastetmektedir. Meryem 76'da ve Allah kılavuzlandıkları doğru yola girenlere kılavuzu artırır ve kalıcı olan düzeltmeye yönelik işler Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Sonuç bakımından da daha iyidir. Evet. Ve Allah kılavuzlandıkları doğru yola girenlere kılavuzu artırır. Demek ki burada istifade noktası çok önemlidir. Müminler durmadan Kur'an ayetlerinden daha nasıl faydalanacağız? Allah'ımızın bize gösterdiği yollar daha neler varmış falan gibi de onlar onun arkasından koştururken kafirler ise şimdi pek bu şeylerle ilgilenmezler. Onlar ne yapar? Kur'an ayetleri onların da küfrünü, nifakını artırır. Ki şöyle, Nahl 22'de mesela, sizin ilahınız tek bir ilahtır. Artık ahirete inanmayan şu kimseler, onların kalpleri tanıtmamaya çalışmaktadır ve onlar kendilerinin büyük olduğuna inanan kimselerdir. Yani kibirlenmişlerdir. Ve şüphesiz sen kesinlikle onları doğru, dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayan şu kimseler ise bu yoldan kesinlikle sapanlardır. Şimdi bu bağlamda Kur'an'da Yasin suresinin 11. ayeti, Fussilet 44, Meryem 97, Enam 110 ve Furkan 60, Maide 64, Maide 68, İsra 41, İsra yine 60-82, Fatır 42, Hud 101, Nuh 6. ayetlerde okunabilir. Evet, şimdi devam ediyoruz. Sure devam etmekte. Şüphesiz biz ahirete inanmayan şu kimselerin işlerini kendilerine süslü gösterdik de onlar şaşırıp kalmışlardır. İşte bunlar azabın kötüsü kendileri için olan kimselerdir. Ve bunlar ahirette en çok ziyana uğrayacakların ta kendileridir. Burada iki noktayı dikkat edeceğiz. Birincisi, Cenab-ı Hak Kur'an buradaki ayetlerinde şimdi şöyle ifade ediyor. Biz ahirete inanmayan şu kimselerin işlerini kendilerine süslü gösterdik. Şimdi kötü kişiler, inansız kişiler kötülüklerini yapmaya devam ettikleri zaman Mutaffifin suresindeki bir ayette de bu olur. Onların kalpleri üzerine pas oluşur. Yani diğer bir şeyle şöyle derler, halk tabirinde de bir şey var. İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Bu çok doğru bir sözdür. Kafir kimseler, ahirete inanmayan kimseler, yaptıkları zulümden, haksızlıktan dolayı, yani aşırılıklardan dolayı icabına kimisi kendini Allah yerine koyar, kul edinir, bilmem tefecilik yapar, şu yapar. Yani tüm yanlışlar. Bunları şey yaptığı zaman bunlar onun normal olarak hayat tarzı olur. Bunların hepsi kendilerine süslü gösterilir.
Şimdi buradaki bir ifade var. Onu biz süslü gösterdik diyor Allah. Şimdi burada bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Allah iyinin de kötünün de hayrın da şerrin de yaratıcısıdır. Kul da bunların yapıcısıdır. Kul kasiptir, Allah haliktir. İyiliği de Allah yaratır, kötülüğü de Allah yaratır. Şerri de Allah yaratır, hayrı da Allah yaratır. Şimdi bu konuların Allah'a izafesi tamamen yaratma açısındadır. Daha önce Allah'ın kalpleri mühürlemesi diye, kalpleri damgalaması diye özel olarak sohbetlerimiz olduydu. İşte bu açıdandır. Şimdi şöyle bir şey daha var. Kehf suresinin 7. ayetinde yeryüzündeki tüm şeylerin, varlıkların insanlar için yeryüzünde zinet olduğunu ifade eder. Bu zinet olduğunu ifade ederken Allah yine kulları şöyle bir uyarıyla uyarır. Bakın şimdi önce peygamberin şahsındaki bir uyarıya dikkat edelim. Andolsun ki biz sana katmerli katmerli nice nimetleri ve büyük Kur'an'ı verdik. Bir, sakın onlardan bazı kimselere verip de kendilerini onunla yararlandırdığımız şeylere, yani mal ve servete heveslenip gözlerini dikme. Onlar hakkında üzülme de. Sen kanatlarını müminler için indir ve şüphesiz ben apaçık bir uyarıcının ta kendisiyim de. Evet, yeryüzü her tarafta nimet. Allah zinetler, süslü şeyler vermiş. Müminlere düşen onların tuzağına düşmeme, onlara göz dikmeme. Şimdi diğer bir ayet, Taha 131. Bunu daha önce de işledik. Hatta bu konuyu da orada daha detaylı açıklamıştım. Ve kendilerini imtihan etmek için basit dünya hayatının süsü olarak onlardan kimi çiftleri kendileriyle yararlandırdığımız mal, mülk, evlat ve saltanata sakın gözlerini dikme, rağbetle bakma. Ve Rabbinin rızkı daha iyi ve daha süreklidir. Demek ki Cenab-ı Hak dünyada mal, mülk, servet vesaire gibi şeyleri, evlat, bunları dünyaya süs olarak vermiş. Bunlar bir imtihan vesilesidir. İnsanların buna takılıp kalmaması lazım. Yani bal tabağına düşen sinek konumuna düşmemek lazım. Uzak durmak lazım. Onları, bu Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri Allah adına kullanmak, Allah adına harcamak lazım. Yine Ali İmran suresinde, bakın çok enteresan, kadınlara, oğullara, yani bu karşı cinslere demek aslında, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, etinden sütünden yararlanan hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu aşırı istek insanlara süslü çekici kılındı. Kim kıldı bunu? Bunları kim süslü yaptı? Allah yaptı. Karşı cinsleri birbirlerine, evlat çokluğu, kantar kantar yığılmış, hani şimdiki gibi milyar milyar, milyon milyon paralar, pullar, altın, gümüş, salma güzel atlar, şimdiki model arabalar, etinden sütünden yararlanan hayvanlar, bu tarım toplumuna ait ama şimdi buna ne diyelim, hanlar, hamamlar, arabalar, köşkler, saraylar vesaire, bunlar çekinci kılındı. Bunlar basit dünya hayatının kazanımıdır. Ve Allah varılacak güzel bir yer kendi katında olandır. De ki, size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Bu mal, mülk, karşı cins, oğullar, hani milyarlar, paralar, hanlar, hamamlar, saraylar, dediğim gibi lüks arabalar vesaire, onlardan da hayırlısını bildireyim mi? Allah'ın koruması altına girmiş, Rabbimiz şüphesiz biz inandık, artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabının koru diyen, sabreden, direnç gösteren, doğru olan, sürekli saygıda duran, Allah yolunda harcamada bulunan ve seherlerde bağışlanma dileyen kişiler için Rablerinin katında İçinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz,
Yani gözde düşünceyle kirlenmemiş yepyeni model eşler ve Allah'tan hoşnutluk vardır. Ve Allah kullarını en iyi bilendir. Şimdi bu bilgileri şuradan verdim. Bunun hepsi Kehf suresinin 7. ayetinde Allah yeryüzünün üstündeki her şeyi ziynet olarak yaratmıştır. Yaratma konusu Allah'a aittir. Ama şimdi bunlara tutkuyla bağlanmak noktasına geldiğimiz zaman ise onun kesb, yaratma değil de yapma açısına geldiğimiz zaman Allah Kur'an'da bu süslere takılı kalmayı, aldanmayı şeytana izafe eder. Nitekim bak şimdi şöyle anlatayım bir şey de. Kıyamet suresinin 5. ayetinde hatırlarsanız bel yuridul insanu liyefşura emame. İnsan aslında kalan ömrünü, önündeki süreyi tamamen zevkü sefa, fiskü fücür içerisinde geçirmek ister. Bu bunun doğasında vardır. Şimdi onun için de Ankebut suresinin 38'de okuyacağım size. Ad ve Semud toplumlarını değişime yıkıma uğrattık. Onların değişime yıkıma uğramaları onların yurtlarından size kesinlikle besbelli olmuştur. Ve şeytan onlara yaptıklarını süsledi de onları yoldan alıkoydu. Halbuki onlar görüp anlayan kimselerdi. Evet, sözde akıllı, Allah yeterince akıl fikir vermişlerdi ama şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Sömürü mü yapıyorlar, zulüm mü yapıyorlar, tefecilik mi yapıyorlar, haksızlık mı yapıyorlar? Yani ne kadar kargaşa, ne kadar zulüm, günah çeşidi varsa hepsini süslü gösterdi, onları yoldan alıkoydu. İşte bu noktada tedbirli olunması lazım. Yine Enam 43'te. Onlara zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta oldukları şeyleri çekici gösterdi. Gördüğünüz gibi aldatan şeytan, yoldan çıkaran şeytan, şeytan dediğimiz zaman hemen anlayın. Hem kötü maksatlı insanlar hem de insanın kendi egosu, kendi iblisi, şeytanı racimim. Allah'a yemin olsun ki biz kesinlikle senden önce bir takım ümmetlere elçiler gönderdik de şeytan onlara amellerini bezeyip süslü gösterdi. İşte şeytan bugün onların koruyucu, yol gösterici yakınıdır ve onlar için acı bir azap vardır. Evet, bu da Nahl 63. Demek ki Allah süsü yarattı, bir de kulların fiilinin yaratıcısıdır ama kulları süslü göz, süslü işler, süslülere sevk ederek yönelten şeytan ya kendi egosu, diğer bir tabirle iblisi veyahut da çevre, çevredeki hain kimseler. İşte onun içinde Cenab-ı Hak burada insanları uyarmakta, onlara doğru yol göstermekte. Evet. Şimdi diğer bir noktada burada şöyle bir şeye geldik. İmanın olmazsa olmazı olan ahirete inanma noktası. Allah şart koştu. Yani Kur'an'dan istifade edebilmek için Kur'an'ın müjdeci oluşundan da istifade edebilmek için ahiret inancını da devreye soktu. Şöyle bir baktığımız zaman şimdi şöyle Mekke'de inen ayetlerin %90'ı tahminim, yani bunu aslında saysak da siz kardeşlerimize şu kadar ayet, şu adet ayet desek çok iyi olur ama öyle bir fırsatımız olmadı. Biz yuvarlama yaparak %90'ı tevhid ve ahiret inancı üzerine. Ya tevhid, şirkten korunma ve ahiret inancını yerleştirmek üzerine. Ahirete inanmanın faydalarını daha önce çok şey yaptık ve ahirete inancın gereklerini de çok sizlere izah ettik. Ama burada da yine Allah o şeye değindi. Bunun sebebi de şu, bunun en güzel şeyi birkaç tane ayette vardı da ben burada bir tanesini size açıklayacağım. Herkesin de ezberinde hani namaz sureleri falan diye
bilinen kısa sureler var ya, orada bir tane Maun suresi vardı biliyorsunuz. Maun suresi ki erayetellezi yükezivü bittiğin bezalikellezi yedi ul yetim diye başlıyordu. İşte burada Cenab-ı Hak bir kimlik, bir kişilik üzerinde işaret yapıyor. Aynen böyle bak bu işaretle. Erayetellezi yükezivü bittiğin ahireti, hesaplaşma gününü yalanlayan, ona inanmayan kişiyi görüyor musun? Gördün mü? Hiç düşündün mü? Böyle bir bizi tefekküre, düşünmeyi yöneltiyor. Ve arkasından işaret sıfatıyla işte burada, işte dünyada her yanlışı yapan, her günahı işleyen bu kişidir diyor. Öz olarak söylüyorum. Evet. Demek ki ahirete inanma dünyadaki fisk-ü fücuru %100 azaltacaktır. Ve dünyaya bakın, ne kadar zalim varsa, ne kadar günahkar varsa Allah'a hesap verme inancı olmadığından dolayı o konumdadır. İşte bu surenin girişinde de bu şeyi söz konusu, Cenab-ı Hak bunlara da bu konuyu bize işlemekte, bunları hatırlatmakta. Şimdi bu 5. ayette bir sözcük daha geçti. Ona da vurgu yapayım. Azabın kötüsü dedi. Şimdi azabın kötüsü dediği zaman burada azabın çeşidiyle ilgili bir açıklama verilmedi. Ancak Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'ı incelediğimiz zaman, şimdi Kur'an'da azapların çeşitlikleri var. Mesela fiziki azabı görüyoruz, psikolojik azap var, rüsvaylık azabı var, böyle hani ferdi olarak azap görme var, grup olarak azap görme falan vesaire var. Şimdi burada bu fiziki ve veya psikolojik ceza, burada azabın en kötüsü dediği zaman Cenab-ı Hak bu tip insanlara hem dünyada hem ahirette azabı tattırır. Azabın en kötüsü de hem dünyadaki rüsvaylık hem de ahiretteki rüsvaylıktır. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi geldik Neml suresinin 6. ayetine. Şimdi Neml suresinin 6. ayeti şöyle. Şüphesiz bu Kur'an ise sana yasalar koyan ve en iyi bilen Allah tarafından bırakılmaktadır, senin içine işletilmektedir. Bu ayet bundan evvelki Şuara suresinin işlerken, orada Şuara suresinin 221-223. Ayetlerinin devamı olarak verdik. Ve kesin kanaatimiz şudur ki bu 6. ayet, yani Neml suresinin 6. ayeti Neml suresine ait değil. Bu Şuara suresinin 223. ayetinden sonra olması gereken bir ayettir. Biz de kitaplarımızda, çalışmalarımızda bunu orada gösterdik. Yani Kur'an'ı hani şeytanların indirmediğini, peygamberin kafasına onların sokmadığını, Kur'an'ın Allah tarafından konulduğunu bildiren bir paragrafın parçasıydı. Almış gelmişler, Musaf'ı düzenleyenler bu ayeti buraya koymuşlar. Bu ayet burada ne teknik olarak ne de semantik olarak uygundur. Onun için biz bunu oraya koyduk. Detayları da kitaplarımızda vardır. Bu bilgiyle 6. ayetin detayıyla ilgili burada bilgi vermek vermiyoruz. Evet, şimdi geldik yine Cenab-ı Hak burada değişik bilgiler verecek bize. Şimdi müminlerin inananı, inanmayanı, ahiret inancı vesairesinden bir örneklemeye geçiyor. Ve çok kısa olarak Musa peygamberle ilgili bir paragraf. Ve bunu vermesinin sebebi de hani şöyle söyleyeyim, ana mesele yani geçmişle irtibatı, yapmakta oldukları kötü şeylerin kendilerine süslü olması, süse aldanma. Burada da Musa'nın toplumunun, Firavun'un süslü hayata alışmaları,
onları süslü hayatı hayatlarından normal görmelerine örnekleme açısından bu burada yer almakta. Şimdi dikkat edelim. Hani Musa yakınlarına şüphesiz ben bir ateş gördüm. Ondan size bir haber getireceğim. Yahut ısınmanız için bir kor ateş getireceğim demişti. Sonra oraya geldiği zaman seslenilmişti. Ateşin içindeki ve yanı başındaki kişi bolluklu kılınmıştır. Ve alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden arınıktır. Ey Musa, şüphesiz ben en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapan Allah'ım. Ve birikimini ortaya koy. Onu sanki görünmeyen bir varlık gibi hareket ettirir görüverince, dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa, korkma. Şüphesiz ki benim yanımda elçiler korkmaz. Ancak kim yanlış kendi zararlarına iş yapar, sonra kötülüğün ardında iyiliğe çevirirse, şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Ve koynumdaki gücünü devreye sok. 9 ayet, 9 gösterge içinde Firavun'a ve onun toplumuna hiç kusursuz, mükemmel çıkacaksın. Şüphesiz onlar yoldan çıkmış bir toplum olmuşlardır. Sonra da ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz onlara parlak bir şekilde gelince bu apaçık bir göz boyama, insan kandırmadır dediler. Ve onların kendileri bunlara tam bir kanaat getirdiği halde şirk koşarak yanlış, yani kendi zararlarına iş yapmaları ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Şimdi bozguncularının sonunun nice olduğuna bir bak. Burada gördüğümüz gibi Musa ve Firavun'la ilgili bir kısa pasaj var. Burada Musa peygamberin Musa'nın peygamber yapılışı, göreve gönderilişi, ilk vahiy alışı vesaire. Sonradan da birikimiyle kendisine vahyedilmiş Tevrat'la, bilgilerle, vahiylerle onları peygamberliğe, bunları eline alıp görev verilince bu görevden kaçmaya çalışması. Bakın unutmayın, Musa'nın da peygamberliği alınca peygamberlikten kaçmak istemesi, görev yapmamak için kaçması da söz konusu. Ve onun için Allah da kaçma diye onu uyarıyor. Onları biraz şeyleriyle anlatacağım ama arkasından da işte dünyanın süsü olarak Firavun'un yaşadığı lüks hayatın o lükse kanmış, lükse kanıkmış olmasının kibirinden dolayı, kibirli olduklarından dolayı olduğu pasajın sonunda bildirilmekte. Şimdi bu konuyla da ilgili size birkaç ayet daha takdim edeyim ki tam yerine otursun. Sonra da Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle, göstergelerimizle ve apaçık bir güç ile Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik, elçi yaptık. Bunun üzerine kendilerinin büyüklüğüne inandılar ve ululuk taslayan bir toplum oldular. Yani Firavun ve avanesinin inkarcılığı inanmadıklarından değil, tatmin olmadıklarından değil, kendi kendilerine ululuk tasladıklarından ve büyüklendiklerinden dolayıdır. Aynı şeyi yine inkarcıların hani böyle büyüklenmelerinden dolayı peygamberlerin getirdiği mesajlara inanmayışlarını yine bir başka ayette Fatır suresinde de yine görmekteyiz. Ve onlar var güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi ki kendilerine uyarıcı bir peygamber gelirse kesinlikle önderli bir toplumların her birinden daha doğru yolda olacaklardı.
Buna rağmen ne zaman ki kendilerine bir uyarıcı geldi, bu yeryüzünde bir kibirlenme, kötülük düzeni yönünden onların sadece nefretlerini artırdı. Bunu zaten bundan evvel Fatır suresinde uzun uzun da işlemiştik. Şimdi bu surenin başında 8. ayette ateşin içindeki ve yanı başındaki kişi nitelemesi diye bir niteleme var. Yani Musa peygamber o ağacın yanına varıp orada bir ateşten, öyle diyelim, bunun daha mahiyetini tam çözebilmiş değiliz nasıl ve nicedir. Orada bir ses duydu, Allah kendisini tanıttı ve ona görev verdi ve oradaki vahyin içerisinde ateşin içindeki ve yanı başındaki kişi diye bir ifade var. Şimdi bu nedir diye düşünecek olursak, şimdi burada Kur'an'ı incelediğimiz zaman, Musa'nın görevi incelediğimiz zaman şu var. Ateşin içindeki kişi peygamberin kendisi, etrafındaki kişiler de onun çevresinde ona inanacak kesimlerdir ve Allah onların da mübarek, bereketli, saygın insanlar olduğunu hani bildirmekte. Şimdi burada bir şey daha var. Kısaca değineceğim bunu, hem Araf suresinde hem de Taha suresinde uzun anlattığım için burada kısaca değineceğim. 10. ayette o birikimini şey yapıp da sanki görünmeyen bir varlık gibi hareket ettirir, görüverince dönüp arkasını kaçtı deniyor. Evet, burada Musa peygambere gelen vahiy ruh olduğundan dolayı, ruh canlandırdığından dolayı, sosyal bir faaliyet, sosyal bir kıyam yaptırdığından dolayı Musa da aldığı görevde bunları yapmaktan çekindi, kaçındı, ondan kaçtı. Yoksa yani klasik anlayıştaki gibi elindeki asa yılana dönüşüp de yılandan korkup kaçtı falan filan değil yani. Onu da burada bildirelim. Şimdi bazı peygamberler, sadece Musa da değil aslında, Kalem suresinin 48 ile 50. ayetlerinde peygamberimize de uyarı da bulunur. Bu görev ağır bir görev. Rabbin için sabret, sakın sahibi Hud için görevden kaçmadır. Sahibi Hud dediği zaman orada biz genellikle onu Yunus peygamber olarak anlıyoruz. Yunus peygambere de Allah peygamberlik görevini verdiği zaman o işi zor gördüğünden dolayı görevden kaçtı. Aynen Musa peygambere de Allah bu görevi verdiği zaman Musa peygamber de gidip Firavun'a tebliğ etmek, o kendi milletini oradan çıkarmak ve de Firavun'u suda boğmak istemedi. O da bu şeyden kaçmak istedi. O da bunalıma düştü. Bunları da inşallah daha ilerideki şeylerde sizlere takdim edeceğiz. Evet, şimdi burada bir başka nokta var. Bu şeyi, yani paragrafı tam tamına iyi kavramak istersek, bundan sonraki gelecek Kasas suresinin 15 ve 18. ayetleri var. O bölümü size şimdiden takdim edeyim. Ve Musa şehir halkının habersiz olduğu bir anda şehre girdi. Sonra orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından birbirlerini öldürmeye çalışan iki adam buldu. Sonra kendi tarafı olan düşmana karşı Musa'dan yardım diledi. Musa da ötekine hemen bir yumruk indirdi, o da hemen ölüverdi. Musa, bu şeytanın işindendir, şüphesiz o saptırıcı, apaçık bir düşmandır dedi. Musa, Rabbim, şüphesiz kendime haksızlık ettim, artık beni bağışla dedi de Allah onu bağışladı. Şüphesiz o çok bağışlayıcının, çok merhamet edicinin ta kendisidir. Musa, Rabbim, bana nimet olarak verdiğin şeylere andolsun ki artık hiçbir zaman suçlulara ortak olmayacağım dedi. Sonra da Musa şehirde korku içinde etrafı kontrol ederek sabahladı. Bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek ondan yardım istiyor. Musa ona şüphesiz sen apaçık bir azgınsın dedi. Yani yüz vermedi. Burada hani Musa'nın görevden kaçma nedenlerinden bir tanesi de Musa bu ayette görüldüğü gibi, yani Kasas suresindeki bu paragrafta görüldüğü gibi
bir cinayet işlemiş durumda, tekrar cinayet mahalline, oradaki topluma döndüğü zamanda da orada yargılanacağını, ondan ceza alacağını, onların kendisine eziyet edeceğini dikkate alarak korkmakta. Allah da ona ne diyor? Korkma, elçiler benim yanımda korkmazlar. Ve neticede Taha suresinde dediğimiz gibi Allah onun korkmamasını, her şeyin kendi yolunda gideceğini ifade etmiş, garanti vermiş ve o göreve yollamıştı. Evet, şimdi bir diğer nokta, burada çok enteresan bir şey var. Allah affı sadece elçilere değil, aslında tüm kullara şey yapmış. Burada Musa'nın şahsından gidildiği için Musa'ya söz konusu değinilmekte. Şimdi şöyle, biliyorsunuz Taha 80 ile 82'de ayetin son bölümünden vereyim onun paragrafın. Ve şüphe yok ki ben tevbe eden, iman edip salihi işleyen, sonra da kılavuzlandığı doğru yolu bulan kimse için çok bağışlayacağım. Yani Allah sadece ve sadece elçileri değil, tüm tevbe eden, kendisine dönen, yalvaran, yakaran, suçtan vazgeçen kullarını tevbesini kabul edecek, onlara yardım edecektir. Yine Nisa 110'da, kim bir kötülük işler yahut kendi kendine haksızlık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametli bulur. Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhametli bulur. Bununla ilgili, yani tövbeyle ilgili de geçmişte çok uzun programlarımız da oldu. Bu konuyla ilgili çok ayetlerde sizlere takdim ettik. Evet. Şimdi bu ayetlerde şöyle bir şey daha var. Onları bir takdim edeyim. Firavun'a giderken 9 ayetle diyor. 9 tane ayetten bahseder. Bizler bunu 9 tane mucize falan gibi şey yaparız. Anlatmaya çalışılır bu. Şimdi bu 9 ayet nedir noktasına gelince, şimdi şöyle dikkate alıyoruz. Musa peygamberin ve onun Firavun'la olan mücadelesinde İsrailoğullarına yüzlerce gösterge, yüzlerce ayet söz konusudur, yaşanmıştır. Bunları biliyoruz. Fakat burada 9 diye bir ifade geçiyor. Bu 9 ifade, 9 ayet nedir dediğimiz zaman şöyle açıklayabileceğiz bunları. Birincisi, 9 sözcüğü Arap dilinde çokluktan kinayedir. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Araplarda şöyle söyleyeyim. 7, hani 7 gök falan filan diye şey var ya, 7 kat sema falan dediğimiz zaman, orada semanın 7 kat olduğunu değil, çok katlarının olduğunu ifade eder. 9 sözcüğü yine aynı. 70 sözcüğü, 1000 sözcüğü, bunların hepsi çokluktan kinaye olan kullanılan sözcüktür. Yani illaki tam 9 değildir. Mesela şöyle bir şey düşünelim. Böyle hani Kadir suresinde Kadir gecesinin 1000 aydan hayırlı olduğu söylendi. 1000 ay çokluktan kinaye. 1000 aydan hayırlıdır da 2000 aydan hayırlı değil midir? Veyahut da 1001 aydan, 1200 aydan, 1300 aydan hayırlı değil midir? Yani hepsinden hayırlıdır. Bu 1000 ay çokluktan kinayedir. Ve bunun mesela 1000 sözcüğünün çokluktan kinaye olduğunu yine Bakara suresinde göreceğiz. Mesela Yahudiler ölümü istemez, isterler ki 1000 sene yaşasınlardır. O ifade de yine çokluktan kinaye. Yine Nuh peygamberin ömrü anlatılırken ona da 1000 artı eksi 50 sene der. O da yine çokluktan kinaye. Türkçemizde de çoktur böyle şey yapılır. Mesela birisi bir şeyden bahsederken o sittin sene olmaz derler. Sittin. Sittin 60 demek. Bu da yani uzun zaman, uzun senelerce olması mümkün olmayan şey demek. Onun için birincisi, buradaki 9 ayet dediğimiz zaman çok ayetler, çok göstergeler, çok alametler onlara gösterildi demek, gösterilecek demek. Burada
Yeni araştırmalar da başka bir şey daha var. Şimdi bazı araştırmacılar bu konuyu şöyle bir şeye getirdiler. Şimdi şöyle biliyorsunuz Musa'ya peygambere verilen ayetlerin hani 10 olarak ifade edildiği söz konusu. Şimdi bu 10 ayet dediğimiz zaman Musa peygambere verilen 10 ayet yani Tevrat'ın temeli olan 10 ayet şey yaptığımız zaman şimdi bir Yahudilerdeki Tevrat'ta bir de Samiri nüshası var. O nüshada o ayetler yani şöyle iki tane cümle, iki tane ilke bir ayet içerisinde zikredilmiş Samiri nüshasında ve böylece bizim on emir dediğimiz şey yani Musa'ya verilen on emir dediğimiz şey on ayet, on tane ilke dokuz tane cümlenin içerisinde, dokuz ayetin içerisinde zikredilmiş ve böylece buradan da Tevrat'ın ana noktalarının yani genellikle alışıldığı gibi 10 emirin 9 ayet 9 cümle içerisinde zikredilmiş olduğu da anlaşılabilir. Bu yeni bir araştırmalarla yani söz konusu oldu ortaya çıktı. Bunları da burada belirtmiş olayım. Ve böylece burada bir şey daha var. O konuyla da ilgili biraz bilgi vereyim de daha önce Necim suresinde falan şey yapmıştık. Musa peygamber de işte ehliyle birlikte giderken karşı dağda bir ışık seziyor. Oraya gidiyor bir ateş görüntüsü bir ağaçtan. Evet burada bir ağaç figürü var. Aynı ağaç figürünü Musa peygamberde gördüğümüz gibi peygamberimizle Necim suresinde de gördük. O da hani Cirane Vadisi'nde, Mescid-i Aksa'da, Cennetül Mevva denilen mevkide, o yamaçtaki son sidre ağacının üzerinde, aynı peygamberimize de vahiy, bir ağaç figürü üzerinden gelmişti ilk vahiy. Burada da Musa peygambere de ilk vahyin yine bir ağaç figürüyle işlendiğini onu da görmekteyiz. Ama inşallah bu ağaç figürlerin tam tamına ne olduğu, nasıl olduğu inşallah ileride daha iyi anlatımlara sebep olabilir, bulunabilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada geldik 15. ayete. Konumuz olan bu surede. Burada paragrafın konusu değişti. Şimdi hani dünyanın süsü olarak Allah her şeyi süslemişti de bazı insanların onu kötüde kullandıkları ve onun tuzağına düştükleri vardı ya. Firavun öyleydi. Musa onları kurtarmaya çalıştı. Burada da bir başka kişi üzerinden yürüyecek şimdi. Şimdi oradan dikkat edelim. Ve andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bilgi verdik. O ikisi de tüm övgüler bizi mümin kullarının birçoğuna fazlalıklı kılan Allah'adır dediler. Bakın burada bakın şımarma yok. Davud da yeryüzünün tüm nimetlerine, tüm zinetleriyle tanışmış. Süleyman da tanışmış. Ama onlar firavunlaşmamışlar. Onlar Allah'a hamd etmişler. Tüm övgüler bizi mümin kullarının birçoğuna fazlalıklı kılan Allah'adır dediler. Yani şimdi burada hani şöyle bir şey var. Bu ne güzel işte hani yemek yedikten sonra falan elhamdülillah demek, Allah'ı anmak, Allah'a hamd etmek, sonsuz şükürler etmek işte temeli bu. Mümin Allah'ın verdiği nimetlerin dünyadaki zinetlerin, süslerin tuzağına düşmez. Onları Allah'ın nimeti olarak Allah'ı anmada ve Allah'ı övgüye malzeme yapar. Tüm övgüler bizim mümin kullarının birçoğuna fazlalıklı kılan Allah'adır dediler. Onlar şımarmadılar. Onlar firavun olarak şey yapmadılar. Burada bir nokta daha var. Şimdi böyle onu şey yapayım. Bu şey yaparken kendilerinin başkalarına göre daha fazla bir sorumlu
olduklarının hissini veriyor bu ayet-i kerimedeki ifadeler. Neden? Başkasına da vermiş ama al nimet vermiş. Misal, bize çok verdiğine göre biz Allah'a daha fazla kulluk yapmalıyız, daha fazla hamd etmeliyiz. Şimdi hatırlarsanız, geçmişte yine sureleri işlerken Kureyş suresini işlemiştik. Kureyş suresinde Cenab-ı Hak Kureyşlilere, o Mekke'nin hani pastanın bütününü yiyenlere, Mekke'nin Allah'ın evinden dolayı oralardan gelir sağlayan kesime şöyle demişti: "Fele'abudû rabbe hazel beytillezî atamahum min cu'in ve âmenahum min khaf." Bu Allah'ın evi sayesinde, Kabe sayesinde devamlı karınlarını doyuran, açlık korkusu çekmeyen ve her türlü tehlikeden de güvende yaşayanlar başkalarına göre daha fazla kulluk etsinler demişti. İşte bunun örneğini de burada Davut ve Süleyman'da görüyoruz. Allah bize çok nimet verdi, başkalarından daha fazlalıklı kıldı. Biz de o zaman başkalarından daha fazla hamd etmeliyiz, başkalarından daha fazla kulluk etmeliyiz dediler diyor. Güzel bir örnekleme. Şimdi şöyle Mücadele suresinin 11. ayetinde şöyle anlatayım. Ey iman etmiş kimseler, size meclislerde yer açın, başkalarına da katılım hakkı tanıyın denilince hemen yer açıverin ki Allah da yer açsın, size genişlik versin ve size kendinizi olduğunuzdan daha büyük gösterin denilince de kendinizi olduğundan daha büyük gösterin. Böylece Allah sizden inanmış olan kimseleri ve kendilerine bilgi verilenleri derecelerde yükselsin ve Allah yaptıklarınıza iyice haberdardır. Ve böylece imanın değeri, bilginin değeri, bilgi sahiplerinin de başkalarından daha fazlalıklı olduğunu, daha fazla değer ifade ettiğini de bu ayetlerde de bunu gösteriyoruz. Şimdi Davut ve Süleyman'la ilgili şimdi bazı şeyler açıklayacağım. Geçmişte biliyorsunuz Sad suresinde çok geniş bir açıklama vardı. Burada çok kısa olarak böyle bir giriş yapıldı. Şimdi Davut'la ilgili bölüm sadece Davut dedi, burada kesti. Davut'la ilgili bu surede bundan başka ayet söz konusu değil. Bu Davut'u sadece Süleyman'a girişte onun kulluğunu, ne ölçüde kul olduğunu anlatmak için bu ifadeler kullanıldı. Şimdi devam ediyoruz. Yine paragrafa giriş böyle noktası olacak böyle. Ve Süleyman Davud'a varis oldu. Ve Süleyman, ey insanlar, bize kuşların mantığı, yani seslerinden, davranışlarından anlam çıkarma öğretildi ve bize her şeyden verildi dedi. Doğrusu bu açık, apaçık bir armağandır. Evet, Allah cümlenin sonunda parantezle, evet Süleyman'a kuşların mantığı öğretildi, onlara her şeyden çok çok verildi dediği zaman bu Allah'ın bir armağanıdır. Ki o da zaten hani biliyorsunuz daha önce Allah'ın kendisinden vermiş olduğu fazlalıklara çok hamd ettiğini, onlara kulluğu daha çok yapması gerektiğinin bilincini de Süleyman orada vurgulamıştı. Evet, şimdi burada birinci mesele, Süleyman Davud'a varis oldu. Birinci cümle bu. Demek ki Süleyman Davud'a varis oldu. Varisin ne demek olduğunu biliyorsunuz. Onun neyi varsa hepsi ona kaldı. Öyle diyelim. Şimdi Davud'unla ilgili burada açıklama yapmayacağım. Çünkü Sad suresinde şeyi vardı. O bir tarihi bilgi olarak da orada geniş açıklama yapmıştık. Yani öyle şey yapın. Davud'la ilgili Bakara suresinin 246-252. Ayetlerinde öyle hani Kur'an-ı İslami sahneye girişi de var orada. Ve ayrıca Kitab-ı Mukaddes'in şöyle 1. ve 2. Samuel bölümlerinde de o uzun uzun anlatılır. Öyle şey oldu. Şimdi buradaki meseleye gelince birincisi ben mirasçılığını anlatayım. Şimdi Süleyman bir peygamber, Davud da peygamber. Süleyman Davud'a varis olmuş.
Demek ki peygamberlerin de varisi olurmuş. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, kısaca hatırlatayım. Peygamberin kızı Fatıma, Resulullah'ın kişisel mallarından miras almak istediği zaman peygamber, biz peygamberler grubu mirası bırakmayız demişti diye Fatıma'ya mirası verilmemişti. Takdir size ait. Onu burada kısacası beyan etmiş olayım. Evet, şimdi bunun ötesinde burada bir kuş mantığından konu edildi bu ayette. Kuş mantığı dediğimiz zaman bu olay çarpıtıldı, onu söyleyeyim. Kuşların dili diye bir şey oldu. Hatta daha da abartıldı. Süleyman peygamber sadece kuşların dilini değil, bütün varlıkların dilini bilirdi tarzında şey yapıldı. Süleyman peygamberin tüm canlılarla konuştuğu ileri sürüldü. O konuşmayla ilgili de çok abartılı anlatışlar var. Şu kuş geldi şöyle dedi, bu kuş geldi böyle dedi, şu kuşla şöyle sohbet etti, bu kuşla böyle sohbet etti falan gibi martavallar var. Ben bunların hiçbirini size anlatmayacağım. Yani öyle onları, yani sohbetimizi o şeye boğmayacağım. Şimdi mantık, şöyle diyeyim, dilce, Türkçe'ye şey yapayım, nutuktan gelir bu nutuk. Meram ve maksatlar kastedilir. Ve bunda da meram ve maksat kastedildiği zaman, şimdi şöyle bir ifade var. Kuşların maksat ve gayelerinden bazısını bazısından ayırıp seçmesi, fark etmesidir. Süleyman peygamber yani kuşların mantığını biliyordu. Yani bir kuş öterken, davranırken yahut da kuşların kendi biyolojik yapılarıyla orada hangi özellikleri taşıdığını biliyordu. Şimdi zaten çevremize baktığımız zamanda da çoğu kimseler evimizde kanarya besler, evimizde kedi besler, köpek besler. Köpeğin kızdığını, köpeğin sevindiğini tavırlarından hep biliriz. Kuyruk sallamasından, hareketlerinden, vücut yapısından vesaire. Yine kediler de öyle. Beslediğimiz kanarya da öyle. Böylece şimdi şu var, kısaca anlatayım. Davut peygamberin mirasçısı olduğuna göre Süleyman peygamber, Davut peygamber tarih sahnesine girmezden evvel delikanlılık çağında dağlarda çobanlık yapan, koyun güden, dağlarda yaşayan bir insandı, bir. İkincisi, daha sonra kayınpederiyle arası açıldıktan sonra da yine Süleyman peygamber dağda gerilla hayatı yaşadı. Tamamen kaçak, oralarda hayat yaşadı. Bu çevrede İşte dağdaki kuşlardan yararlanmayı da becerdi. Kuşların mantığını çözdü. Bu ne olabilir? Diyelim ki şahin ve doğan kuşlarından avlanmayı, güvercin kuşundan hani iletişimde, postacılıkta onları kullanmayı ve ileride gelecek öteki, inşallah bundan sonraki sohbetlerimizde, mesela hüttüt kuşu, o çavuş kuşu dediğimiz kuşun da yerdeki suları, yer altındaki suları sezmesini gibi özelliklerini keşfetti. İşte Süleyman peygamberin kuş mantığı budur. Süleyman peygamber dediğim gibi kartalı şahini avcılıkta, güvercini postacılıkta, hüttütlülükte, sakalıkta su yerlerini, dağ başlarında nerede su var, yer altında, yer üstünde, onları bulma yönündeki şeyi budur. Kuş mantığı budur. Tamam. Onu da kısaca burada belirtmiş olayım. Evet. Demek ki bunu da Süleyman peygamber nereden öğrendi diyecek olursan, babasından öğrendi. Ona varis olma yönüyle şey yaptı. İşte dediğim gibi bu şeyle ilgili, kuşlarla ilgili, şu kuş şöyle dedi, bu kuş böyle dedi, falan yerde şöyle konuştu, böyle konuştu. Yok, bazıları da ya bu sadece kuşlarla değil, hani diğer hayvanlarla da görüşüyordu, konuşuyordu falan filan gibi şey yapılır. Bunun bir mucizeye, Süleyman'ın mucizeleri derler. Kişinin mucizesi olmaz, mucize Allah'a aittir. Böyle bir şeyler varlık olursa bu Süleyman'ın mucizelerinden çok kuşların vesairesinin mucizesine dönüşüverir. Süleyman peygamber kuşların dilinden anlıyordu da, kuşlar Süleyman'ın dilinden anlıyor muydu, anlamıyor muydu? Mesela
Bunun bu da bu açısı vardır. Onun için efsanevi anlatımlar, Kur'an dışı anlatımlar kesinlikle akla, mantığa sığmayan şeylerdir. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 17. ayetteyiz. Ve yerli ve yabancılardan ve kuşlardan oluşturulmuş orduları Süleyman için bir araya getirildi. Sonra onlar düzenli olarak sevk edilirler. Şimdi burada Süleyman'ın bir diyelim ki ordu hazırlayışı var, savaşa gidişi var. Şimdi ona başlayacağız. Ama burada önce bazı şeyler anlatayım. Birincisi, ins ve cinden diyor. Yerli ve yabancılardan ve kuşlardan. Süleyman'ın ordusu 3 gruptan oluşuyor. Yerlilerden ve yabancılardan. Şimdi Süleyman'ın yerlisi dediğimiz zaman kendi Arap milletini düşünelim. Bir, kendisi. İkincisi, yabancılardan, yaban cinlerden. Şimdi Süleyman'ın cinleri diye bunu daha önce çok anlattık. Süleyman'ın cinleri babası tarafından, komşu ülkelerden, Sur ülkesinden kendilerine getirtilmiş olduğu özellikle teknik adamlardır. Sanatkarlardır, silah yapıcılarıdır, köprü yapıcılarıdır, yapı ustalarıdır vesaire. Yabancılar onlar. Bir de kuşlar var. Şimdi kuşlardan dediğimiz zaman, şimdi bunu iki tane türlü bizim anlama imkanına sahibiz. Birincisi, Süleyman savaşa gideceği zaman, ordusunu düzdüğü zaman, kuşlardan düzenlediği ordu ne olabilir dediğimiz zaman, Süleyman peygamber kuşların mantığından, bildiğinden dolayı, olur ki yolda ihtiyaçlarını görsün diye şahinden, doğandan yararlanmayı, avcılık yapmayı düşünmüş olabilir. Şahinler doğanları getirmiş olabilir. Gittiği yerden haber yollamak için güvercinleri de hazırlamış olabilir. Ve gittiği yerlerde, arazide nerede su var, nerede su yok, onları şey yapmak için bu şeyden de hütüt kuşundan da yararlanmış olabilir ve onun için ordusunda şimdiki gibi hani böyle tankerlerle falan su taşıma olmadığından dolayı böyle bir grubu da hazırlamış olabilir. Bir, dediğim gibi kendi halkından olan var, o Sur ülkesinden gelen yabancılardan var, kuşlardan var. Burada kuşlar olayını cinasla Allah diyor, bir başka açıya daha çekmemiz mümkündür. Onu da belirteyim böyle. Şimdi o da ne diyecek olursanız, şimdi Süleyman peygamberin döneminde bu kuşlar şeyinde, Süleyman peygamberin döneminde yaşayan Hititler var. Şimdi bu ana Hititler değil. Ana Hititler tarihte 1650 ile 1200 yıllar arasında hüküm sürmüşler. Ve ondan sonra kaybolmuşlar. Bir de geç Hititler var. Bu geç Hititlerin yaşama şeyi ise tarih sahnesinde 1100 ila 700. yıllar. Yani 400 senelikte bir şey var. Bunların yaşaması da, yani tarih sahnesinde yer almaları da Süleyman peygamberin tarih sahnesinde olduğu yıllara dek geliyor. Süleyman peygamber de tarihçilere göre yine milattan önce 970 ile 928 arasında. Biliyorsunuz milattan önceki yıllar geri sayımlıdır. Şimdiki gibi ileri sayım değil de, milattan sonraki gibi değil de, o geri sayımlıdır. Şimdi burada yaşamışlar ve çağdaşlar. Yani geçitlerle Süleyman peygamber çağdaş. Şimdi Süleyman peygamber bunları da ordusuna katmış, bunlar da yararlanmış olabilir. Şimdi Kur'an'da da biliyorsunuz Ahzab suresi var. Hani Hendek Savaşı var. Müslümanlara karşı da kafirler grup grup olmuşlardı. Müşrikler vardı, münafıklar vardı, bedeviler vardı. O kabile, bu kabile falan filan. Hani Haçlı seferleri gibi değişik devletlerden ordu kurdular ya. Aynı şekilde Süleyman peygamber de değişik milletlerden
kendi adamlarından, cin dediğimiz Sur ülkesinden getirdiği adamlardan ve geçitlerden de yararlanmış olabilir. Buradaki kuşlardan ifadesi bu geçitleri de ifade etmiş olabilir. Neden geçitleri de ifade etmiş olabilir diyelim, diyecek olursak. Çünkü şu anda yakın zamanlarda 1930'dan sonra bizim Malatya civarında ki yapılan kazılarda, arkeolojik şeyler de Aslan Tepe Ören yerindeki bulunan şeyler de Geç Hititlerin bayrakları, figürleri kuş. Bayrakları kuş işaretiyle, hani bizim ay yıldız var ya, nasıl ki bizim ay yıldız hani bizim milletimizi, Türkiye'yi temsil ediyorsa, onlar da kuş resimleriyle bayraklarını, milletlerini gösterebilmekte. Ülkenin figürü kuş. Ve bu kuş oluşundan dolayı da ve çağdaş olduklarından dolayı da dediğim gibi Süleyman Peygamber yine böyle bir birleşik ordu kurarak Geç Hititlerden de yararlanmış olabilir. Bu da yani yakın tarihte bu konuya ait olarak bize ve dünyaya verilebilecek bir ek bilgidir. İnşallah bundan sonra Süleyman Peygamber orduyu kurdu, donattı ya, hazırlık yaptı ya. Bundan sonraki sohbetimizde Süleyman Peygamber'in seferiyle ilgili olan ayetleri takdim etmeye çalışacağız. İnşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.